Anlatacağım dedin. Kayboldun, ne oldu? Bülent'e baktım. Çekmiş gitmiş. Nereye gitmiş? Ay çatlatma insan, anlatsana. Bırak kız. Ege ile Melis. Hani sen görmüştün ya. Dediğim çıktı be kız. Çok yakınlaşmış bunlar. Ege'nin kuzeyde kaldığı gece olanlar olmuş. Ne diyorsun? Ne olmuş? Ne yaşamışlar? Ay ne yaşayacaklar? Ver kız, delirtme beni. Bülent, Ege'ye mi gitti yoksa? Sanırım. Allah'ım, şimdi kavga çıkacak, birbirlerine girecekler. Ya birbirlerine zarar verirlerse? Ah be kızım. Ah. Vallahi Bülent çok kızgındı. Ay desene, ortalık yangın yeri. Peki bir şey diyeceğim. Melis gelmiş söylemiş babasına. Yok yok. Halasına söylerken, Naciye abla da bana söylerken Bülent duydu işte. Ne demiş peki Naciye abla? Nerede şimdi Naciye abla? Anlasın bari bize bir şeyler. Ya eve gitti. Of Belkıs ya. Of. Ya gerçekten her şey iyice Arap saçına döndü. Ay sorma sorma. Ben şimdi BG'yi arayayım, bakayım ne yapmışlar. Ara. Tamam oğlum, tamam. Hemen geliyoruz. Tamam. Ne diyor? Kötü bir şey mi? Anlamadım ki. Hemen gelin diyor. Ay daha kız ya, Bülent de telefonunu açmıyor. Kaç kez aradım biliyor musun? Ha, derdim bu ya. Ege'nin sesi de zaten bir garip geliyordu. Ne yapacağız Belkıs? Ay bilmiyorum ki. Yani olaylar bu noktaya gelmeseydi çok güzel planlarımız vardı. Artık her şeyi açık açık oturup konuşmanın zamanı geldi. Melis bir kendine gelsin de. Ay tamam canım. Şimdi bana müsaadenle ben bir gidip bakayım Ege'ye ne olmuş, bir ölü mü oldu. Melodi, hadi kızım gidiyoruz. Canım. Ay geçmiş olsun bir tanem. Ege'yi hoş gör. Biliyorsun olanı. Biliyorum babam. Tekrar konuşuruz o zaman. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Feray, görüşürüz canım. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ay. Anne, babam nerede? Hadi kızım. Gelecek birazdan. Ege'ye gitti. Ege'ye mi? Ne oluyor anne? Ege ile kuzeyde kaldığınız gece neler olduğunu biliyoruz Melis. Şey, babam da mı biliyor? Evet. Halam bana söylerken duydu. Ve tahmin edeceğin gibi baban deliye döndü kız. Anne ya babam Ege'ye bir şey yaparsa? Ah Melis ya. Ah bir kızım ya. Kızım. Biz seni her zaman hayatın içinde kendi kararlarını verirken seni cesaretlendirmedik mi? Sesimizi çıkarmadık, hiçbir şeyine karışmadık kızım. Yani anne. Yanisi şu Melis. Bazı kararlar yalnızca seni değil, bizi de, hatta başkalarını da ilgilendiriyor artık. Artık bu konuyu seninle açık açık konuşmanın zamanı geldi. Ege. Abi oğlum, ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim anne, bir şeyim yok. Abi bak ne oldu? Bak bakayım bana. Bülent bir şey yaptı mı sana? Vurdu mu yoksa? Yok anneciğim, bir şeyim yok, merak etmeyin. Bir şey yapmadı. Ama yapsaydı da karşılık vermezdim. Hak ettim çünkü. Niye öyle diyorsun oğlum? Yani bir şey yaptıysan tek başına yapmadın. Melis'le beraber yaptınız sonuçta. Niye suç üzerine alıyorsun? Ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu alıyorum. Ne demek bu? Yarın hep birlikte gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Ne yani şimdi biz bu şehri mi terk ediyoruz? Bülent istedi değil mi bunu senden? İstanbul'u terk edin dedi. Olmaz canım, hiçbir yere gitmiyoruz. Aa bu ne canım ya? Ya ne alakası var anne, öyle bir şey mi dedim ben şimdi? Ya anne bir dur, bir anlayalım, bir dinleyelim. Evet abi, nedir mesele yani, nereye gidiyoruz? Bülent amcalara. Büyümek yaptıklarının sorumluluğunu almaktır.
Ben de alıyorum. Yarın Melis'i istemeye gidiyoruz. Ne?